Ben şerbetçi Halil Gezer, Gaziantep 6. kuşak meyan şerbetçisiyim. Bu meyan şerbetimizin kökü çok eskilere dayanır. Ben Gaziantep'te 6. kuşağım. Bu Gırgamış tarafından gelir bizim meyan kökümüz. Biz bunları bir tonu aldığında iyisi kötü seçilir. 350 ile 500 kilo arası kalır. Şeyin iyiliğe ve kötülüğüne karşı toplanan yerin şey. Şimdi oranın meyanını biz temizleriz. Taşın altında ezilir. Eski bir şeyde. O yüzden yani meyanımız böbrek taşlarına, idrar yollarına, mideye vücudun hararetini alır. Ramazanlıkta susuzluğu önler. Ramazanda mideni çok rahatlatır. Meyan kökümüz sabahleyin sörde kalkıyoruz. Tekneler şeye sal alıyoruz, kazanları alıp kazanlarda ısıtıyoruz. Yarım saat kadar kalıyor, ondan sonra tekneleri alıyoruz. Bu teknelerde 3 saat savurarak. Yoksa bu öyle çay demi kimi demlenecek, demlenmezse yani kamsı bir şey çalar. Yani nasıl olmamış bir meyve kimi olur. Bizim Antep tabiri hamı deyince Antep bilir de dışarılar o hamın ne olduğunu bilmez. Yani o yüzden yani savurarak tamamen dinlenir, ondan sonra paketlere konur, şey yapar. Saat 9.30'da başlıyoruz. Kaçta hazırlıyor bu? Sabahleyin saat işte mesela 5'te basıyoruz. Saat 9'da hazır oluyor. Hmm. Tabii biz sabahleyin saat 7'den sonra başlıyoruz savurmaya. Peki Halil abi, geçen sene geldiğimde bir 7-8 tane hanım vardı. Şimdi 2 evet. tane var. Bu da virüse önlem mi? Biraz etkiledi. Mesela 2 tane bacım daha gelmedi. Onlar geliyorlardı. Şimdi biri çok sıkışırsak hemen geliyor. Şu anda zaten sakin sakin gidiyoruz. Sosyal mesafeyi de koruyorsunuz. Tabii sosyal mesafe zaten en büyük sıkıntımız o. Sosyal mesafe olduğu için ister istemez biraz şey yapıyoruz. Mesela kapalı olduğum günler müşterilerim geliyor. İzinli olanlar geliyor ile şerbet diyor. Ya diyorum yani Ramazan sokağa çıkma yasağı var. Bizim iznimiz var. Biz geliyoruz ve şerbet hazırlayıp onlara ikram ediyoruz. Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim. Günlük mesela diğer günler fazla yapıyorduk. Mesela 150-200 kilo yapıyorduk. Şu anda meyan kökünü söylüyorum. Şu anda yarı yarıya düştük. Mesela 100 kilo işliyoruz, 125 kilo işliyoruz. Bunun da sebebi lokantalarımız yok, camilerimiz yok. Bu ister istemez virüs hastalığı bizleri de etkiledi. Şu anda gelip hep evden alıyorlar. Müşterilerimiz gelip evden alıyorlar. Gelip yani telefon açıyorlar. Acaba şerbetimizi hazırla. Kalabalığa kalmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım diye. Onlara şerbetlerimizi hazırlıyoruz. Hemen geldikler kime veriyoruz onlara. Belli olmuyor. Bazen 3000 paket oluyor. 2500 paket oluyor. Havanın sıcaklığıyla ilgili bu. Hazırlarım hepsi. Evet. Aile şeyi bu. Ramazan geldi kime. İşte hanım, bacılarım ve eniştem hepimiz birlikte burada bir aile geleneği olduğu için biz bunu, çünkü yabancı bunu anlamaz şerbetin nasıl olduğunu. Şimdi bir adam geldi içime, çünkü o neyin olduğunu bilmez. Mesela meyanın olduğunu eniştem biliyor, ona göre bir savurarak şey yapıyor. Yani fiyatlar ister istemez her şeye zam gelince bizleri de yani etkiledi. Yoksa ben 2 seneden belli 3 milyona veriydim. Bu sene maalesef meyan kökü çok zamlı geldi. Torba 4 milyon. Mine Karınca, Halil Gezer'in kız kardeşiyim. Biz burada hani küçüklüğümüzden beri bildiğimiz için şerbeti paketleme yapıyoruz. 400-500 tane paketliyoruz. Bunu günlük yapıyoruz, taze taze. Valla ben 42 yaşındayım, şimdi yaşında meydana çıktı ama 42 senedir yapıyoruz. Ya yani benden öncesi var, benden sonrası olur mu artık onu da bilemem. Günlük. Günde 3-4 sürahi içiyoruz. Görünmüyor. Ben döne başka. Şerbet poşetliyoruz. Biz ortalama. Ortalama işte şeyine göre 300 doluyor, 500 doluyor. Bu sene yani az fazla şey yok.